arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ayakkabı Dahisi kanalında yine güzel, kaliteli, harika içerikler sizleri bekliyor olacak. Bu ve bir önceki videolarda tabii ki hepsi için söylüyorum. Eğer kanala yeniyseniz lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra o zil işaretine basarsanız da çok sevinirim. Böylelikle yeni attığım videoları kaçırmamış olursunuz. Ayakkabılara dair birçok farklı içerik yapıyoruz. Bugünkü yapacağımız içerik ise kıyaslama olacak arkadaşlar. Ve o ayakkabılarda tabii ki Kyrie Irving'e ait ayakkabılar olacak. Kyrie genel itibariyle en çok tutulan ayakkabılara sahip NBA'de. Özellikle Türkiye'de de çok seviliyor. Kaliteli, güzel ve birçok oyuncuya yönelik uygun ayakkabılar yaptığını düşünüyorum. Bugün ise kıyaslayacağımız ayakkabılar Kyrie Love 4 olacak ilk öncelikle. Onu çıkartayım. Alalım şu şekilde. Love 4 ilk başta bizi karşılayan misafirimiz. Hatırlarsanız bunu daha yeni inceledik. Yani en son incelediğim Kyrie ayakkabısı. Ve Love 3 olması mantıklı değil mi? Love 3, Love 4 kıyaslaması. Hemen Love 3'ü de şöyle çıkartayım. Üstümle uyumlu bir renge sahip. Ve içinden bir tane de ayakkabısını çıkartayım. Aslında ikisini birden mi alsam? Aynen ikisinden çıkartayım. Hadi öyle yapayım. Yani bir tanesini çıkartayım. Çok kalabalık oldu çünkü. Şöyle. Of, şuna bakın ya. Çok farklı. Şahsına münhasır. Güzel bir ayakkabı. Bu ikisini kıyaslama hedefindeydim. Fakat Love 4 arkadaşlar Kyrie 7'nin bir iterasyonu olduğu için, neredeyse Kyrie 7'ye aşırı benzediği için bir de dedim Kyrie 7 ile de kıyaslamak mantıklı olabilir. Aynı zamanda piyasada bulabileceğiniz bir ayakkabı Kyrie 7. O yüzden arkadaşlar bir de Kyrie 7'yi çıkartıyorum. Şu şekilde kutusuyla beyazı sadece arkadaşlar. Love 4 beyazı, bu siyahı olmuş olacak. Bir tane hemen çıkartalım. Özlemiştim seni ya. İnceledikten sonra uzun süre kapalı kaldı. Şöyle çıkartayım. Hatta bunun da bir tanesini kutuya koyayım ki eşitsizlik olmasın. Kutuları bile aynıymış arkadaşlar neredeyse. İkisinin de içinde bir şeyler var. Evet, kutularından çıkardıktan sonra şöyle önümüzde görebiliriz. Hepsi çok güzel. Hepsi harika. Evet, peki siz hangisini en çok beğeniyorsunuz veya almak isteseniz hangisini almalısınız, nelere dikkat etmelisiniz gibi sorular kafanıza geliyordur. Bunun için arkadaşlar bir kıyaslama yapacağız. Toplu kıyaslama aslında benim için en zor kıyaslama şekillerinden bir tanesi. Çünkü hepsini hatırlamam, hepsinin farklı farklı özellikleri, eksikliklerini düşününce bayağı zor oluyor, özellikle 3 ayakkabı gibi. Ama genel itibariyle işte belli klasmanlarda ne onlar, taban tutuşu, yastıklama, İşte materyal kalitesi, desteği gibi klasmanlarda işte en sevdiğim bu, sonra bu, sonra bu şeklinde bir sıralama yapacağım. Umarım da bu şekilde bir içerik hoşunuza gider. Sizlere emek veriyorum. Olabildiğince çok içerik ve farklı içerik üretmeye çalışıyorum. Eskiden bu kıyaslamaları çok yapardık. Şimdi biraz sayısını azalttık. Çünkü izlenmeler istediğim gibi olmuyordu. Ama bu şekilde ayakkabılara yakıştığını düşünüyorum. Yine kıyaslamalar gelsin mi? Kafa kafaya çarpıştırmalar gelsin mi? İstediğiniz ayakkabılar hangileri, aşağı yorumlarda yazarsanız bunlara daha çok önem vermeye çalışırım. En azından çok like alan yorumları ve o ayakkabıları yapmaya çalışırım. Dedikten sonra da başlayabiliriz. Görselle başlamak istiyorum. Görsel hangisi daha güzel sizce? Yani bunu size sorayım çünkü çok fazla arkadaşlar bu göreceli bir kavram. Şöyle hatta biraz daha yaklaştıralım kameraya. Arkadaşlar şimdi bakıyorum hepsine, tek tek baktığım zaman hepsi harika geliyor gözüme. Kyrie 7, Kyrie Love 3, Kyrie Love 4. Ama galiba, yani bilemeyeceğim de şöyle bir bakayım. Yani bu renk tasarımında acaba Love 3 mü desem diyorum ama üstündeki yapıdansa sanki arkadaşlar Love 4 diyeceğim gibi ya. Ha? Bilemedim. Kyrie 7 birçoğunuz belki Kyrie 7'yi söyleyebilir ama ben galiba arkadaşlar Love 4 diyeceğim. Üstündeki bu tırnaklı yapılar bayağı hoşuma gitti. Şuradaki askı yapısını bir an böyle bir hoşuma gitmedi. İncelediğim zaman çok beğenmiştim ama buradaki yapı daha güzel geldi. Kyrie 7'de de üstü çok boş geldi. Gerçi bu renk tasarımım da çok efsane değil miymiş? Ne diyorsunuz? Evet. Bu ayakkabıların hepsinin tek tek ayrı ayrı incelemeleri kanalda mevcut. Eğer herhangi birini beğendiyseniz ve almak istiyorsanız ve alma imkanınız varsa mutlaka o videoları gidin. Detaylıca incelediğim ve sizlere her şeyle bahsettiğim videolar bunlar. O yüzden şu an belki birçok şeyi es geçebiliriz, atlayabiliriz. Eksik kalmasın. Alacağınız ayakkabının içini dışını her şeyini bilin. Bu videoları bulmanız da çok kolay. Benim kanalıma girin. Arama işaretini göreceksiniz. Tıklayın ve ayakkabının ismini yazın. Kyrie yazın. Zaten birçok ayakkabı çıkacaktır önünüze. Evet, dedikten sonra da hadi şimdi karşılaştırmamıza geçelim. Arkadaşlar taban tutuşuyla başlamak istiyorum. Zaten Kyrie 7 ile bakarsanız Love 4'ün tabanları neredeyse aynı. Sadece bir tanesi renkli gibi duruyor. Fakat kullanılan kimyasalla bir miktar taban tutuşları da değişiyor galiba. Yani ben daha farklı hissettim arkadaşlar. Taban tutuşları birebir sanki aynı ayakkabı giyiyormuşum gibi olmadı. Tabii ki ufak tefek farklılıklar oluyor. Ki Love 4 bir miktar daha sonra çıktığını düşünürsek farklı kimyasal karışımlar, yani bir
farklı plastik kullanılması muhtemel. Her ne kadar görüntüler çok benziyor olsa da. Lob 3'ün ise şöyle tamamıyla apayrı bir taban grafiği var, taban görüntüsü var. Ve bu çıkıntılar gerçekten diğer ayakkabılarda görmediğimiz değişik değişik üçgensel, piramidimsel çıkıntılar. Ve inanılmaz iyi iş yapmıştı. Yani bayılmıştım öyle söyleyeyim. Kesinlikle çok hoşuma gitmişti. En beğendiğim bu üçü arasından galiba Low 3'tü arkadaşlar. Gerçekten beni mest etmişti. Ve açık ara da demek doğru olmaz gerçi ama diğerlerinden sıyrılan bir taban tutuşuna sahip ayakkabımız Low 3 olacak. Eski olmasına rağmen bence çok iyiydi. İkinci olarak ise Kyrie 7 mi, Low 4 mü diye düşündüğüm zaman sanki Low 4 bir tık daha öne geçti gibi düşünüyorum. Tekrardan ikisini de ayağıma giydiğim zaman sanki arkadaşlar Low 4 bir miktar daha iyi tutuyormuş gibi gelmişti bana. Hani Kyrie 7 de neredeyse aynıdır ama hani işte örnek veriyorum, puanlamam gerekirse 9 dersem işte 8.8 derim, 8.7 derim, 6 derim gibi düşünebilirsiniz ama 1, 2 ve 3 olarak söyleyebilirim taban tutuşları noktasında. Üst kısma geçiyorum ve yastıklamalarına bakıyorum. Hangi yastıklama en iyi gelmişti? Hangi yastıklama benim için en iyiydi diye düşündüğüm zaman bir tanesi burada açık ara ön plana çıkacak. Taban tutuşları çok yakın olsa da yastıklama olarak diğerlerinden çok daha iyi olan Kyrie 7 idi. Yani normal imzalı modeldi. Çünkü burada kullanılan zoom ünitesi daha hissedilebilirdi. Her zaman articulated zoom dediğimiz bölümlendirilmiş zoom tabakasını hatırlarsanız incelemesinde de zaten bahsediyorum. Kyrie 6'da da aynı şekilde bir kullanım vardı. Bu benim için daha iyiydi. Zaten genel olarak guard ayakkabısı olduğu için yastıklamaya çok fazla önem verilmiyor. Fakat benim de yastıklamaya ihtiyacım var. Daha cüsseli, daha büyük arkadaşların yastıklamaya ihtiyacı var. O yüzden benim için daha iyi olan model Kyrie 7 idi arkadaşlar. Ondan sonrası hangisi daha iyi diye düşündüğüm zaman sanki Low 3 daha iyiydi. En azından bir tık daha böyle zıp zıplığını hissedebiliyordum. Rahatlık sunuyordu. Ondan sonra ise Low 4 ki en eksik olan bence buydu. Çok sert, benim için ideal olmayan bir modeldi arkadaşlar. Tabii ki guardlar için hepsi ayrı. Fakat yastıklama arayan, yani ayakkabısında biraz olsun etkiden korunma arayan, biraz daha işte çok zıplayan, akşamları dizleri beli ağrananlar için bence hani Low 4, Kyrie 7 kıyaslaması gibi olsaydı Kyrie 7'yi derdim her türlü. Ama tabii ki Low 4'te hafiflik olarak yani daha ön plana çıkıyordur dedim. Hemen şimdi ağırlıklarını kıyaslayalım. Bakalım ön plana çıkıyor muymuş? Ben size şimdi sanki daha hafif olacağını düşünmüştüm ama elime alınca çok daha hafif değilmiş gibi geldi. Şimdi bunu hatırlayalım. Bu 399 gram, neredeyse 400 gram çok hafif değil. Kyrie 7 daha ağır olmasını bekliyorum şahsen. 410 gram, aynen 10-11 gramlık çok ufak bir farklılık var. Peki Low 3'te nasıl bir olay var ona bakayım. 435 gram ne? Vay be, bayağı ağırmış ama elinize alınca hissediyorsunuz. Alt tabakası böyle dolu dolu gerçekten. Bayağı ağır hissettiriyor. Bunlar biraz daha böyle boş, daha hafif ayakkabılar. Hatta en hafif sanki bu hissettiriyor arkadaşlar. Büyük ya, biraz elinize alınca ağırlık rahat dağılıyor diye düşünüyorum. Evet, yastıklamada bu şekildeydi. Hemen materyal kalitesine bakalım. Üst kısma daha doğrusu bakalım ve genel olarak ayakkabıyı inceleyelim. Hepsi bence güzel, farklı farklı materyaller kullanılmış. Kyrie'yi de görüyorsunuz, üstü daha delikli, parmaklara benzeyen, bağcık tutacakları. Arkaya baktığınız zaman yine hoş, topuk koruması, yan tarafta kullanılan farklı materyaller, içindeki peplemesi falan. Hani gayet güzel. Hemen Low 4'ü göstereyim. Alt taban zaten aynıydı. Üst kısımda kullanılan, ben bu yapıyı beğenmiştim. Biraz dandik hissettirse de şuradaki tırnaklar, dişler güzeldi öyle söyleyeyim. Arkada pek bir şey yoktu ama şu arka yapı sanki çok benziyor arkadaşlar. Hemen şöyle yan yana koyarsak görebileceksiniz. Bayağı benzetmişler gerçekten. Onun dışında çok farklı materyallere zaten yer verilmemiş ama dilimili, arkası, topu, mopu, her şeyle bence gayet güzel bir ayakkabı. Fakat buna geldiğim zaman bunda çok daha ayrı kullanılan materyal kalitesi görüyorum. Özellikle işte üst kısımda kullanılan, şu arkada kullanılan bu suede tarzı daha kaliteli gibi gözüken materyal var. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Yani gidiyor da, yani öyle söyleyeyim. Ayrıca askıda kullanılan kaliteli plastik bağcıklarının buradaki doluluğu, yani çok dolu dolu güzel bir bağcık var. İçine baktığım zaman daha premium hissettiren bir yapı var. Dolayısıyla materyal olarak bence en güzeli Low 3 olacak. Ondan sonra ise baktığım zaman arkadaşlar Kyrie 7 mi, Low 4 mü çok yakın. Sanki ikisi de benim için hani ideal, aynı kalitede gibi düşünüyorum. Fakat bir tık daha öne çıkacak olan bence Kyrie 7 olacak. Hani o da işte şuralarda kullanılan daha dolu materyaller, işte arkadaki topuk koruması, içindeki biraz daha fazla pedleme. Ama çok aşırı kafa kafayalar yani.
Bu biraz daha ayrı kalıyor arkadaşlar. Materyal kalitesi de bu şekilde. Desteğe gelelim. Hangisi daha iyi destek noktasında diye düşünürseniz tabii ki mid olan versiyon, yani yüksek versiyon daha mantıklı. Çünkü bileğinize daha çok destek sunuyor. Zaten en temelde böyle bir farklılık var. Diğerleri low modeller olduğu için destekte bence biraz daha aşağı kalıyorlar. Fakat böyle baktığım zaman yan kenar çıkıntısı, ayakkabıda güvende hissetme, diğer materyal kalitesiyle düşündüğüm zaman low 3 2 numaraya yerleşiyor bence. Çok yakınlar. Yani öyle uçup kaçık bir farkları yok. Mesela işte low 3'lü arkadaşlar, yine yapacağınız hamleler hem askıyla engellenmiş hem de şu görmüş olduğunuz plastik çıkıntıyla. Burada ise askı yok. Çok güzel bir kitlenme zaten var. Onun yerine şu görmüş olduğunuz işte tırnaklarla sizleri tutuyor. Kayrı'da ise bu görmüş olduğunuz parmaklarla yapıyor. Ama büyük bir yapıda olması tabii ki biraz daha güvende hissettiriyor. Çok minimalist farklar. Hani puan verecek olsam 8.6 derim. 8.5 derim. 8.4 derim. Temelde bir tanesini seçecek olsam hangisini seçerim? Yastıklamayla benim için ön plana çıkan tabii ki Kyrie 7'yi seçerim. Kyrie Love 4 ve Kyrie 7 arasındaysanız, çünkü Love 3'ü belki bulamayabilirsiniz, hangisini seçeyim diye düşünürseniz arkadaşlar, bu yaptığım sıralamalara bakarak siz de karar verebilirsiniz. Ben yastıklama sevdiğim için Kyrie 7 diyebilirim. Hafiflik olarak da çok bir fark yok. Yani görüntüye biraz bakıyor aslında burada olaylar. Hani daha bilekli giymeyi seven veya bileksiz giymeyi sevenlere göre de değişebilir. Mesela Sebo kardeşimle geçen hatırlarsanız güzel bir mağaza turu yaptık, alışveriş yaptık. İki tane de Kyrie aldı. Eğer onu izlemediyseniz de mutlaka izleyin. Mesela Kyrie 7'yi sevdi çünkü bilekli ayakkabı giymeyi çok seviyor. Bileksiz sevmiyor. Bileksiz sevenler için ya zaten ona göre fark yapılmış. Neredeyse aynı ayakkabının bileksiz versiyonu. Ben bence şıklık olarak mesela güzel, farklı renklerini daha çok beğeniyorum. Bunu da alabilirim. Çok uçurum farklar olmasa da yastıklamasıyla ön plana çıkıyor. Ama sanki taban tutuşu bana bununla bir tık daha iyi gelmişti. Hani öyle egale ediyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bir seçim yapmak biraz zor açıkçası. Fiyat farkları da çok yoktu. Hepsi 1200-1300 TL'ler seviyesinde olduğu için de herhangi birini alsanız sorun yaşamazsınız. Ama ben mesela Love 3'ü bulsam Love 3'ü almak isterim. Fakat piyasalarda çok fazla bulunmamaya başladığı için, ama eğer bulma fırsatınız olanlar varsa, hele ki indirimden falan buluyorsanız, bence Love 3 gayet güzel bir ayakkabı. Kitlenme noktasında da tek askılı model bu. İyi iş yapıyor, fena iş yapmıyor. Ama bir yandan da askılı modellerin kullanım zorluğunu düşündüğümüz zaman diğerleri daha ön plana çıkmış olabilir. Özellikle 4'teki bu süper kitlenme, yani öyle hatırlıyorum, en son giydiğimde hala aklımda kalmış. Keyifliydi. 1-2-3 numara verecek olsam hangisi derim? Arkadaşlar çok kararsızım ama yani 1 numara derim, 2 numara derim ve 3 numara derim diye düşünüyorum. Dediğim gibi Kyrie 7'deki yastıklama diğerlerinde olsaydı bu şey çok değişebilirdi sıralama diye düşünüyorum. Ve böylelikle de videomu sonlandırmak istiyorum. Umarım hoşunuza giden bir video daha olmuştur. Bu şekilde 3 tane güzel Kyrie ayakkabısını sizlere kıyaslamak, anlatmak ve bir daha hatırlamak istedim. Sizin tercihleriniz nasıl? Sizin sıralamalarınız nasıl? Onu aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani sizin 1 numaranız Love 3 mü, Kyrie 7 mi, 4 mü? Bunları yazarsanız sevinirim. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi hala abone değilseniz abone olup o zil işaretine basarsanız yeni videolar geldiği zaman kaçırmamış olursunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı dersi bugünlük out.